Son zamanlarda kahve tüketimi arttı, işletme sayısı da çoğaldı. Ancak kimi işletmeler hem maliyet hem de kolaylık açısından sağlıksız yöntemlere başvuruyor. Peki nedir o yöntemler? Detaylara CNN Türk muhabiri Emel Terli ve kameraman Buğra Benlioğlu'nun haberinde bakacağız. Ne içiyorsunuz? Kahve, filtre kahve. Filtre. Seviyor musun? Aynen. Sütlü, karamelli, sade ve daha nicesi. Kahvenin yüzlerce aroması bulunuyor. Seveni çok olsa da hijyene uygun demlenmeyen kahve tadınızı kaçırabilir, sağlığınızı bozabilir. Kimi sabah kahvaltısında, kimi ise günün farklı saatlerinde filtre kahve içiyor ve severek tüketiyor. Ancak uzmanların filtre kahve sevenlere kötü bir haberi var. Mide bozuklukları, sindirim sistemi bozuklukları, bazı sindirim sistemi enfeksiyonlarına sebebiyet verebileceği gibi. O zaman bu gerçekten kötü bir haber. Bunun sebebi ise filtre kahvenin sağlıksız koşullarda demlenmesi. Sentetik madde olmaları nedeniyle sıcak suda bazı eriklerin filtre kahveye karışacağı için uzun vadede kanserojen etki de gösterebilirler. Bazı işletmeler maliyeti düşürmek için bir takım hilelere başvuruyor. Mesela filtre kağıdı kullanmak yerine kadın çorabı ya da bone kullanmayı tercih ediyor. Şaşırdım. Siz hep filtre kağıdı mı kullanıyorsunuz? Hep filtre kağıdı kullanıyoruz. İçinde plastik barındıran bone ve kilotlu çorap sıcak suyla temas ettiğinde kanserojen maddeleri salgılayabiliyor. Evde tüketmeye daha çok dikkat edeceğim. O zaman evde yapıp evde içeceksin. Aynen öyle. İşletmelerin bu hileye başvurmasının nedeni ise maliyeti düşürmek. Maliyeti düşürmek için maalesef, yani nereden kısarım, nasıl şey yaparım, yani tercih meselesi. Peki bu hileye karşı işletmeler denetleniyor mu? Yetkili İl Özel İdaresi, Belediye ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda kapatılmaya kadar gitmektedir. O halde işletmelere cezai işlem uygulanıyor mu? 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası kapsamında suçun işlendiği yerdeki ağır ceza mahkemelerinde görülen yargılamalarda konu olurlar.